Sine1 ekranlarından, Doğal Yaşam programından herkese merhabalar. Bugün yine sağlıklı konular, doğal bakım ve tariflerle ilgili konuşacağız. Ve sevgili eczacı Sinem Demirbaş bizlerle beraber. Hoş geldin Sinemciğim. Hoş bulduk. Bugün ağız bakımı konuşacağız, ağız kokusunu konuşacağız ve bunlara karşı neler yapabiliriz? Gerçekten önemli konular, çok hayatımızın içerisinde her gün kullanmak istediğimiz konular. Öncelikle bu ağız kokusu neden oluşur? Bence onunla başlayalım mı? Evet. Ağız kokusu ağzımızın içerisindeki bakterilerin oluşturduğu atık ürünlerden oluşabiliyor. Evet. İltihaplardan, dişeti iltihaplarından oluşabiliyor. Aslında birçok nedeni var. Yani evet, ağzımızın içerisinde de vücudumuzun her yerinde olduğu gibi bakteriler var. Evet. Ve onların bir yaşam alanı var. Biz aslında dişlerimizi düzgün fırçalamadığımız zaman oradaki besinlerle onlar çoğalıyorlar. Bu besinleri kullanarak bir gaz oluşturuyorlar ve onların kokusu geliyor aslında diyebiliriz, değil mi? Evet. Bir de mideden gelen kokular da oluyor. Bu mideden gelen kokular da o mide asidimizle, midemizdeki rahatsızlıklardan kaynaklı da olabiliyor, evet, değil mi? Yani ağız kokumuzun sebebi bir mide olabilir, bir de ağzımızın içerisindeki, evet, flora olabilir diyoruz. Bu iki konuya dikkat çekmemiz gerekiyor o zaman. Peki bu ağız bakımında diş fırçalamanın önemini zaten biliyoruz. Bu diş fırçalamanın haricinde ne gibi bakımlar yapılabilir açıkçası ağzımızın? Aslında şu an yeni trendler, oil pulling dediğimiz bir yöntem var. Ne kadar yeni desek de yüzyıllar öncesinde Hindistan'a dayanan bir yöntem. Bu yöntem ağzın içerisine yenilebilir yağlardan, Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı veya yine badem yağı olabilir. Bunların alınıp susam yağı veya alınıp 15 dakika boyunca çevrilmesiyle ve tükürülmesiyle yani, yapılan bir yöntem. Saf Hindistan cevizi yağını Çin tıbbında, değil mi bu? Hindistan'da Ayurvedik yöntem olarak da biliniyor bu. Alınıp şöyle bir yemek kaşığı, hatta Hindistan cevizi yağı varsa da gösterebiliriz. Bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını, bir yemek kaşığı olmazsa bir tatlı kaşığı olsa da olur, değil mi? Tabii. Böyle bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını, şöyle Hindistan cevizi yağına baktığımız zaman da Hindistan cevizi yağı bu sıcaklıkta katın. Evet. Bunu hafif oda sıcaklığı arttığı zaman sıvılaşıyor. Şu an şöyle kaşıkla göstereceğim. Yani şöyle bir katı bir durumu var. Fakat hafif bir sıcaklıkla beraber sıvılaşıyor zaten. Bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını ağzımızın içerisinde döndürerek bunu ağız temizleme yöntemi olarak kullanabiliriz. Bunu da Ayurvedik Çin tıbbında kullanılan bir yöntem diyoruz buna. Bunu uzun bir şekilde çevirmek gerekiyor, evet, değil mi? 15-20 dakika boyunca. Dakika ve asla yutmamamız gerekiyor. Evet. İşlemi yaptıktan sonra toksinleri alıyor Hindistan cevizi yağı, değil mi? Aynı zamanda Hindistan cevizinin içerisindeki lauric asit dişlerimizi örterek plakların oluşumunu, işte bakterilerin üremesini de azaltıyor. O kokuya neden olan hem plak oluşumunu azaltıyor hem de kokuyu önlüyor diyebiliriz. Evet, yani gerçekten bir böyle hep krem diyoruz ya, vücudumuza kaplıyor, evet, diyoruz. Hindistan cevizi dişlerimizi kaplıyor. Favorim. Evet, gerçekten öyle. Sadece burada 20 dakika diyorlar. Gerçekten uzun bir süre. Evet. Ağızda bunu çevirmek, çalkalamak gerçekten çok zor. Ben bunu denedim. Buna ben ancak 5 dakika dayanabildim. Yani sevgili izleyenler, siz de deneyin. Bakalım kaç dakika dayanabiliyorsunuz bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını akşam yatmadan, yemeğinizi bitirdikten sonra, değil mi? Evet. Diş ağzınız içerisine çalkalamaya başlayın. Ben 5 dakika dayanabildim ama siz dayanabildiğiniz kadar bunu ağzınızda çevirin. Ağzınızın içerisindeki hem floraya iyi gelecek, hem dişteki plakların oluşmasına iyi gelecek, hem de ağız içerisinde aft varsa, yara varsa, diş eti rahatsızlıklarınız varsa, evet, onlar için de gerçekten birebir olabilir. Yine hedefe yönelik hazırlamak istersek bunun içerisine birkaç damla uçucu yağı da ekleyebiliriz. Çok ağrımız, evet, varsa karanfil ekleyebiliriz. Lokal anestezik özelliğinden dolayı veya nane, evet, doğru, ekleyebiliriz. Evet, nane de çok güzel olur. Limon da. Evet, limon hem bakterilerin. Hafif tat verir nane, limon. Evet. Evet. Hem de antiseptik de özelliği yüksek. Evet, ikisi de eklenebilir gerçekten. Evet. Bunu uygulamanın yanı sıra bir de ağız çalkalama suları. Bunları kullanmakta da fayda var, değil mi? Ne öneriyorsun ağız çalkalama suları? Yine evde aslında kendimiz kolayca yapabiliriz. Bitkisel
Ağız çalkalama suyu. Nasıl peki, ne gibi bir tarif verebiliriz izleyenlere? Mesela kekik bunun için iyi bir uçucu yağ olabilir. Kekik suyu, yine limon, nane, karanfil. Ne istiyorsak, ne yönelik yapmak istiyorsak aslında. Evet, bunlarla bir ağız çalkalaması yapabilirler. Şimdi sirke konusuna ben dikkat etmek istiyorum. Sirke de kullanılabilir fakat direkt sirke, öyle bir bardak olarak sirke kullanmak tehlikeli. Seyreltip kullanılabilir. Evet, seyreltip. Yani mesela şöyle bir bardak suyun içerisine bir yemek kaşığı sirke eklediğiniz zaman bu ancak yeterli olacaktır. Yani bir bardak suya bir yemek kaşığı sirke. Tonik yapacaksak yüzümüze yine öyle. Direkt sirkeyi olduğu gibi ağzımızı çalkalarsak bu sefer orayı bozarız. Oradaki dedik bakteriler yaşıyor dedik. Orada bir yaşam var dedik. Oradaki ağzımızın içerisindeki flora, yani yaşam, bakteri yaşamını bozarız ve tehlikeli olur. Bu yüzden sirkeyi ne yüzümüze direkt ne de ağzımızın içine direkt olarak uyguluruz. Seyret uygulamamız çok çok önemli. Yine kekik suyunu mesela direkt kullanabiliriz değil mi? Evet. Hidrolatları. Evet. Zaten suyun içerisinde çözülmüş halde. Evet. Çok az ve bunlar gerçekten çiçek hidrolatları çok az, yani toksik olmayan dozlarda uçucu yağ içeriyor. O direkt bir kekik suyunu alıp ağızda çalkalama suyu yapabiliriz. Ya da içerisinde birazdan hazırlayacağız burada. Uçucu yağların kombinasyonlarını kullanabiliriz. Yine dişlerimizi günde kaç defa fırçalamamız en doğru peki? Minimum 2. Bir sabah fırçalamamız gerekiyor. Akşam yatmadan fırçalamak hele çok önemli. Evet. Çünkü gece boyunca oradaki bakteriler besleniyor, çoğalıyor, orada bir yaşam var. Onları engellemek için gece yatmadan önce diş fırçalamamız çok çok evet. Çok çok önemli. Onun yanı sıra yine sabah kalktığımızda da gece boyunca oluşan üreyen bakterileri evet. Uzaklaştırmamız için diş fırçalamamız çok önemli. Yine arayüz fırçaları kullanabiliriz. Diş ipleri. Bununla ilgili diş ipleri kullanabiliriz değil mi? Bununla ilgili de bir yine diş hekimiyle beraber bir program yaparsak sanki daha İyi olur, detaylı bilgileri ondan alabiliriz. Onun dışında bu mideden gelen kokular için. Ne aslında mideyi sakinleştirecek, yatıştıracak çaylardan daha önce bahsetmiştik. Bunun içinde zencefil, nane geliyordu. Yine nane uçucuya. Midemizden gelen kokular için böyle ürünler var. Evet. İçerisinde kekik, nane evet, kekik, bulunduran nane. Ürünler var. Bundan da şey yaparız. Eğer reflü, gastrit gibi konular varsa onlarda da çok kullanılıyor bu uçucu yağlar. Hem kokunun azaltılmasında hem de yatıştırmak için mideyi kullanabilirler. Yine bitki çaylarından da kekik kullanabilirler, ıhlamur evet. kullanabilirler değil mi? Bunların içerisinde yine uçucu yağlardan az bir miktar damlatılabilir. Değil mi? Evet. Bu aynı zamanda az önce verdiğimiz tarifte, oil pulling tarifinde yani yağ çekme tarifinde dişlerin beyazlamasına da aslında faydası evet. olacaktır. Çünkü diş beyazlatıcıların içerisinde boya konuluyor. Yani diş beyazlatıcı diye bir ürün alıyoruz fakat içerisinde boya olduğundan dolayı tam dişimize etkili bir beyazlatma sağlamıyor. Ama bu doğal yöntemlerle içerisinde boya olmadan bir sağlıklı bir beyazlatma da sağlayabiliriz. Aslında zaten limon ve limon kabuğu yağı bunun için önemli. Tırnaklarımızda da kullanıyoruz aslında limon. Uçucu evet, yağını beyazlatmak için değil mi? Dişlerde de aynı etki yapıyor. Evet. Hindistan cevizi yağı ve limonu tırnaklarımızda evet, kullanıyoruz. Evet. Dişlerde de aynı mantık diyebiliriz. Evet. O zaman beraber hazırlayalım mı? Tabii. Bir ağız çalkalama suyu. Evet. Kekik suyu getirmiştik bir ağız çalkalama suyu. Şöyle çok miktarda koyduk kekik suyunu. Kekik suyunun kokusu birazcık kötü. Sen de aldığın evet. gibi. Yani yoğun bir kokusu biraz var. Biraz midenizi bulandırabilir sevgili izleyenler. Bu yüzden kekiği seyreltebilirsiniz suyla. Ya da birazcık kekik, işte birazcık lavanta suyu, gül suyu, bunların karışımını yapabilirsiniz. Şöyle bir bardak kekik suyu, bardak gibi düşünün. İçerisine şimdi limon kabuğu. Şöyle içerisine bir bardak yaklaşık 200 mililitre oluyor. Şöyle 5 damla limon uçucu yağı damlatacağım. Tabii ki bu uçucu yağ yağ olduğu için suda çözünmeyecek ve suda çözünmeyeceğinden dolayı da suyun tepesinde kalacak. Bundan dolayı da kullanmadan önce
çalkalamamız lazım ki karışım olmayacağı için evet homojen olsun. Şöyle 5 damla nane uçucu yağı damlatıyoruz. Limon gerçekten şimdiden çok güzel geliyor. Koktu. Evet. Şöyle nane de damlattım. 5 damla nane damlattım. Şöyle 2 damla da karanfil. Sadece 2 damla karanfil çünkü çok tahriş edici. Evet. Karanfili kullanmak için gerçekten çok seyreltmek gerekiyor. O yüzden 2 damla da şöyle karanfil kullanacağım. O kadar yeterli olacak sadece. Hop. Şöyle damlatayım. Biraz zor damladı. Evet, bunu karıştıracağız. Bunu kullanmadan önce karıştırmak gerekli. Çünkü bahsettiğim gibi yağların suyun yüzeyinde olacağı için yağ damlacıkları suyun içerisine karışmayacak. Bundan dolayı da kullanmadan önce şişeyi çalkalamamız lazım. Şöyle suyun yüzeyinde de üst yüzeyinde de birikti. Şöyle çalkaladığımız zaman içerisine dağılıyor. Çok mükemmel bir dağılma gerçekleşmese de içine dağılıyor. Ondan sonra hemen ağzımızı çalkalamamız lazım. Bir de bunun içerisine gliserin koyabiliriz. Evet, nemlendirme sağlar. Evet, hem nemlendirme sağlaması için gliserin zaten suda çözünüyor. Bakın gördüğünüz gibi derhal çözündü. Gliserin hem nemlendirme sağlayacak, hem ağzımızın içerisindeki bu kayganlığı artıracak, hem de uçucu yağların bu suyun içerisinde dağılmasını da kolaylaştıracak. Evet. Sadece uçucu yağlardan ziyade gliserin de... Zaten şimdiden belli oluyor. Evet, aynen. Dağılmayı gerçekten kolaylaştırdı. Ekleyebiliriz. Bu şekilde hem ağzımızın içindeki bakterilere, floralara iyi gelecek, ağız kokusunu önleyecek, hem de aft varsa, ağzımızın içerisinde bir yara varsa, beyaz beyaz yaralar oluşmuşsa onlar için de çok iyi. Öyle bir yaralarınız varsa sabah akşam bu çalkalama suyunu kullanabilirsiniz. Yani sadece ağız kokusu değil, ağız bakımı için diş etlerinizde yaralar çok oluyorsa yine bu çalkalama suyunu bir şişeye koyarsınız. Ağzınızı kapat, ağzını kapalı karanlık bir şişeye koyarsınız ve bundan sabah akşam çalkalama yaparsınız. Eğer aftlarınız, yaralarınız iyileştiyse de günde bir sefer akşamları sadece yatmadan önce çalkalama yapmanız yeterli olacaktır. Zaten mükemmel koktu gerçekten. Evet. Değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyorum Sinemciğim. Ekleyeceğin bir detay var mıdır? Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde yine sizin sorularınızı yanıtlıyor olacağız. Bize iletmek istediğiniz sorular olursa numaralardan ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın dostlar. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.